kesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben Araf'tayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Üzülme ama, başka zaman gideriz. Biz yetişkinler bazen planlarımızı unutabiliyoruz. Önemli bir işi olmasaydı Fırat abin gelirdi biliyorsun. Hem o senden daha çok istiyordu gitmeyi. Madem boşa çıktık, hadi parka gidiyoruz. Bak bu sefer ben de seninle salıncağa bineceğim ama. Hadi, hadi git montunu giy gel. Hadi koş 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 koş. Sana iki büyük önemli haberim var. Hadi hayırlısı. Anlat bakalım. Birincisi Ümran Hanım ne yapmış etmiş Fırat'ı ikna etmiş ve burada kalmış. Yani öyle sandığımız gibi oyun dışına atamamışız. Hiç şaşırmadım. Yılların kurdu. İnşallah kabak bizim başımıza patlamaz. Ha yok. Yani şimdilik bir şey yapmayacağını söyledi. Ama sağlam tehdit etti. Bu ara birazcık sakin kalsak iyi olur. Bana mı söylüyorsun ya? Entrika kadını sensin kızım. Evet ikincisi. Fırat Elif denen o kadınla görüşmek istemiyor. O nereden çıktı? Vallahi kulaklarımla duydum. İşim var dedi, salladı kadını. Halbuki bugün icradan sonra işimiz yoktu. Hiç Fırat'ın tarzı değil Sude. Yani sen ister kabul et ister etme. Fırat o kadına deli gibi aşık. Belki de hevesini aldı, sıkıldı. Hı? Kim bilir? Nasıl bir şey yapmayacakmış ya? Ne demek almayacakmış? O çocuk da bu ailenin evladı değil mi? Ha? Vallahi sana da çok kızıyorum Dila. Orada öyle oturuyorsun yani. Kalbini kıracağım sonunda. Ben ne yapayım Mehveş ya? Annem işte. Sen de annesin. Evladına sahip çık. Vallahi Allah'ın gücüne gider sonra canını yakar. Çok özledim seni. Beğendin mi videoyu? Ne oluyor? Yok bir şey Mehveş ya. Dün de böyle oldu. O telefona bir şeyler geldi sonra senin yüzün gözün değişti. Bak Dila. Yine böyle susup saklayıp karıştırma ortalığı. Görüyorsun başımıza gelenleri. Ne olur bir kere kendine iyilik yap. Gidip abine anlat her şeyi. Yok bir şey Mehveş ya. Hayatımdan nefret ediyorum senden. Öyle kolay değil. Çekip gitmenin bile bir maliyeti var. Bir de kaçaksan daha pahalı bu işler. Sen ne aşağılık bir herifsin. Tek kuruş vermeyeceğim sana. Bak bir de bu var. Bunu da abine yollamayı düşünüyorum.
Gel. Ne haber? Yaşıyoruz işte. İyi görmedim seni. Ne oldu? Ümran Hanım'la mı ilgili? Güzelim yapma böyle. Bak geldik parka. Arkadaşların ne güzel oynuyor. Bak onlarla oyun oynamak istemez misin? Tamam. Salıncı abi binelim. Söz vermiştim sana. Seninle beraber bineceğim. Ha? Tamam. O zaman biz de Fırat abini ararız. Onu yarın sabah kahvaltıya davet ederiz. Peki, arıyorum o zaman. Vay be. Elif Hanım arıyor, Fırat Bey açmıyor ha. Mevzu o kadar derin yani. O kadar derin. O zaman abicim, seninle bu akşam şöyle güzelce bir dışarı çıkalım. Başka yolu yok. Tamam. Toplantıda sanırım. O çıkınca bizi nasılsa arar. Hadi. Tut elimi. Gel. Salıncağa gidiyoruz. Koş, 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 koş. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Geç. Geç, 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 geç. Sıkı tutun onu beyefendi. Evet, gel, 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 gel. Bir, iki, üç. Gel. Geldim. Abi. Nasılsın? Ben iyiyim. Sen? Ne istiyorsun? Ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Söyle. Zaten söylemezsem her şeyin daha kötü olacağını da biliyorum. Tamam. Söyle o zaman. Dila ne oluyor? Aç telefonu hoparlöre ver. Niye arıyorsun sen beni hala Yılmaz? Öyle kolay mı Dila Hanım? Beni bir kalemde silip atabileceğini mi sandın sen? Her şeyi anlattım ben anneme. Hakan'ı, Güneş'in benim kızım olduğunu. İstiyorsan ara sor. Görüntüleri ne yapacağız peki? Çıkarıp atabileceğini mi sandın beni? Madem bu hayatı beraber yaşadık, bedelini de ödeyeceksin. Tamam. Tamam, ne istiyorsan vereceğim. Hah, şöyle yola gel bakalım. Biraz zaman ver bana, ben arayacağım seni. Dilan'a görüntüsü sorma. Şey... Dilan'ın görüntüsü bu. Yılmaz'la benim kimsin? Ben nereden bilebilirdim abi böyle olacağını? Nereden bileyim? Kar yağar gibi baksana. Şimdi. Evet. Az önce gösterdiğim gibi. Yuvarlıyorsun. Yuvarla, yuvarla, yuvarla. Aferin sana. Bence Fırat abin bayılacak senin yaptığın poğaçalara. Hah bak. Fırat abin arıyor galiba. Dur dur dur. Fule ablanmış güzelim. Alo canım. Alo. Nasılmış bakalım bizim peri kızları? Güzel mi oralar? Oraları bilmem de burası aynı.
Aa, ne oldu, gitmediniz mi? Fırat'ın işi çıktı. Senin sesin niye böyle peki? Yok bir şey ya, iyiyim. Tamam, kapat kapat, ben geliyorum, 10 dakikaya oradayım. Senin bu halini Fırat abine çekip gönderelim mi? Tamam. Gülümse. Hadi durma, şunları uzat bakayım bana. Bu senin. Alper be, senle de ne zamanlar oturmamıştık. Ne olsun be abi? Dostlukların güzel yanı da bu. Araya ne kadar zaman girerse girsin, biz aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söyle bakalım. Elif mi? Ben bu sefer fena batırdım. Güzel gidiyordunuz abi gayet. Nişanda yaptıkların falan. İstemedim, olmaz mı dedi. Keşke öyle deseydi. Ben senin yanındayken her şey o kadar güzel ki. Uzun zamandır mutlu olmadığım kadar mutluyum ben senin yanında. Güneşten sonra hayatımdaki en güzel şeysin sen. Ama ben çok korkuyorum. İçimdeki yaralar daha iyileşmedi ki. İzin ver. Birlikte iyileşelim. Bize bir şans ver. Ben geldi. Dur, bırakalım şunları şöyle. Fulya ablası, ittir, ellerimiz hamurlu. İttirdim. Oo, hamar atları. Yoksa benim için hazırlık mı yaptınız? Pek de açık sözlüyüz. Neyse olsun. Başka sefer yaparsınız artık. Canım benim ya, sen ne kadar tatlısın. Güzelim benim. Hadi bundan sonrasını ben hallederim.
Sen banyoya gidiyorsun doğrudan, ellerini yüzünü yıkıyorsun, dişlerini fırçalıyorsun. Sonra da ben yanına geleceğim, tamam mı? Hmm. İyi geceler canım. Elif. Hı. Ne oldu? Niye yüzün böyle? Yok bir şey. Ben çok büyük bir hata yaptım be Alper. En başta söylemem gerekenleri söyleyemedim. Şimdi o söyleyemediklerim aramızda bir duvar gibi duruyor. Ya bulmaca gibi konuşma be abi ya. Yani aşıksan, seviyorsan git söyle, konuş. Oğlum kız benden nefret edecek. Yani nefret etmesi de umurumda değil de çok üzülecek. En çok değer verdiğimi en çok ben üzmüş olsun. Bak abi, söyleyemediklerin üzerine aşık olmaz. Kafanda bu dertleri yaşayamazsın. Yani kadının da aklını karıştırırsın. Öyle de oluyor zaten. Dur. Otur canım, otur. Otur. Anlat bakalım ne oldu? Fırat, dünden beri bir garip davranıyor. Bir şey var. Telefonda da mesafeliydi. Mesaj attım, mesajımı gördü, ona da cevap vermedi. Buraya ben hata yaptım galiba. Burada oturmuş liseli kızlar gibi telefonun başında bana mesaj atsın, arasın diye bekliyorum ben. Elif. O öyle biri değil. Mutlaka bir şey olmuştur. Kesin arar ya. Olmadı gelir. Ya ne gibi bir şey olacak ki? Ay bir şey var, hissediyorum. Ay hadi beni geçtim. Güneş o kadar üzüldü ki. Bak. Her şey iyi olacak, inan bana. Hem bütün büyük aşklar böyle sancılı başlamaz mı zaten? Hı? O iyi biri. Hatta dünyadaki en iyi adamı tavlamış bile olabilirsin. Allah'ım. Bak belli ki bana da tam olarak anlatamadığın, söyleyemediğin şeyler var. Ama sana şunu söyleyeceğim. Yani beni biliyorsun, ben çok iyi değilim kadınlar konusunda. Çok üzüldüklerim de oldu. Beni çok üzenlere aşık da oldum. Ama sen öyle değilsin. Yani sen benim gibi değilsin. Sen güzel seven bir adamsın. Dürüst seven bir adamsın. İçi dışı bir seven bir adamsın. Ki seni kendine aşık ettiyse, böyle yıllar sonra meyhane masalarında kendinden söz ettiriyorsa, Elif de senin gibi biri. Senin gibi güzel seven biri. Sevdiği mi gözü dünyayı, sevdiğinden başka kimseyi görmeyen biri. O yüzden söylemek istediğin ne varsa söyle gitsin. Aşk yolunu bulur. Yani o yılların lafı doğru. Seviyorsan git konuş bence abi. Eyvallah. Kaçıp gelsen yanıma. Eski günlerdeki gibi. Olabilir. Neredesin? Alper be. Hareketlensek mi birazcık eski günlerdeki? Olur abi. Ben seninle her yola giderim biliyorsun. Önden buyur. Kıl Mehmet'in evindeyim. Eskiden gelmiştik. Köşeye gel, ben seni oradan alırım. Ben alacağım seni. Ben nereden bilebilirdim abi böyle olacağını? Nereden bileyim? Bu bir süre.
sıra bende kalıyor Dila. Hadi bakalım. Hadi. Bu bizim Yılmaz şerefsizliği değil mi? Ne işi var burada abi? Tila'nın görüntülerini çekmiş, bizi tehdit ediyor şerefsiz. Ay şerefsiz vay. Dur sen şimdi dur. Lan ben sana demedim mi kardeşimden uzak duracaksın diye? Yaklaşma. Fırat dikkat et. Bu sefer öyle kolay olmayacak. Fırat efendi, bana paramı vereceksin. Lan sen ne adi ne şerefsiz adam çıktın be. Yaklaşma diyorum. Bak fena olacak. Kalk be şerefsiz. Kalk. Kolumu kıracaksın. Kolumu kıracaksın. Ne haber Yılmaz efendi? Bayağı oldu görüşmeyle. Bırakın beni. Nereye gidiyorsun? Bırakın beni. Nereye gidiyorsun? Rahat dur. Ne? Polis olmaz. Hata yapıyorsun. Ha. Bak her şeyi anlatırım. Benim de anlatacaklarım var. Gel. Ne? Ne anlatacaksın sen? Memur bey görmüyor musun? Zor kullanıyor. Yürü. Memur bey. Yürü yürü. Yürü. Lan rahat dur. Arkadaşlarla ilgilenmişsiniz. Buyurun ne vardı? Arkadaş bir ifade verecek de memur bey. Buyurun oturun. Otur şuraya. Memur bey, arkadaş beni ve ailemi kız kardeşimin görüntüleriyle tehdit etti. Aynı zamanda bir trafik kazasıyla ilgili ifade vereceğiz. İkimiz birden. Bir de şu var. Üstünden çıktı. Anlat bakalım. Abicim. Yılmaz yok. Rahat edebilirsin. Telefonunda onun elinde ne varsa sil. O görüntüleri de sil. Ne yaptın sen abi? Polise teslim ettim. Ay ya bu geceyi anlatırsa. Ben de ifade verdim Dila. O günkü kazayla ilgili işte Hakan'ı benim takip ettiğimi, kazaya şahit olduğumu, ambulans benim aradığımı. Anlattım hepsini. Artık ne olacaksa olacak. Bundan sonra seni kimsenin tehdit etmesine izin verme olur mu? Ben de öyle yapacağım.
Dediklerimi yapmazsan alırım. İkisini de ayırırım. Benim torunum o. Öyle bir şeyi asla yapamazsın, izin vermem. Yaparım. Onun için çirkinleşerek ya da güzelleşerek her ne olursa olsun ayıracağım onları ve alacağım. Güzelim hadi sen yemeye başla, bak soğuyacak hepsi. Hadi. Güzel güzel ye. Tamam. Fırat'ı arıyorum. Bakalım geliyor mu? Alo. Fırat geliyor musun? İşin mi çıktı? Tamam. Tabii özür dilediğini söylerim Güneş'e. Tamam, o başlasın o zaman yemeğe. Yani sen gelemiyorsun madem. Değil mi? Tamam, hoşça kal. Duydun, işi çıkmış. Olsun. Hepsi bize kaldı, biz yeriz. Hı? Çok güzel sardık bunları birlikte, hadi. Solmadan ye, hadi. Kreşe geç kalacağız Zem, hadi. Kusura bakma Fırat Bey. Sabah sabah sizi rahatsız ettim ama gölgeye olan düşkünlüğünüzü biliyorum. İyi yaptın abi, iyi yaptın. Gölge, kızım. İyi misin bir tanem ha? Durumu nasıl? Zarar gören dokuyu almamız lazım. Peki bu onu iyi eder mi? Şimdi bana söz veremem. Sonuçta riskli bir operasyon. Hiç yapmasak ne olur? Hayatı boyunca acı çeker. Bakın Fırat Bey, böylesine akut hale gelmiş sorunlar için sonunu bilmesek bile hemen müdahale etmemiz gerekir. İnsanlar da böyle değil mi? Ne kadar ertelersek sorunlar da o kadar büyür. Hadi bakalım, al çantanı. Bugün çok eğlen, tamam mı? Hadi. Bay bay. Sen sormadan ben söyleyeyim. Fırat gelmedi, aramadı da. Hadi ya. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçi söyleyecek bir şey de yok. Ben biraz abarttım. Ya da yine kandım. Hayır ya, hayır öyle değil. Biliyorum ben. Nasıl olsa zamanı gelecek, konuşacaksınız. Ama o zamana kadar hüküm verme sen de. Ayrıca bak ne diyeceğim. Bir iş ihtimalimiz var. Ben şimdi sana mail göndereceğim. Ona bakıp dönersin, tamam mı? Tamam, bakıp dönerim sana. Görüşürüz. İş boşa düştü. Ne yapacaksın? Adamı kulağından tutup Elif'e mi götüreceksin? Anne, sen beni dinlemeyi ne zaman bırakacaksın? Ayol, kulağımın dibinde konuşuyorsun, ne yapayım? Of anne, of, çıkıyorum ben. Bana bak Fulya. Hı. Zorla yenen aş ya karın ağrıtır ya da baş. Ha. Anne, hiçbir şey duymuyorum çünkü çıktım ben. Aman çık. Çıkmış. İyi günler. Ben Fırat Bey'le görüşmek için gelmiştim ama. Fırat Bey henüz gelmediler. İsterseniz bekleyin veya notunuz varsa ileteyim. Tamam, ben beklerim. Buyurun. Yemek teklifimi kabul ettiğini söylemek için buraya kadar gelmene gerek yoktu. Arasan da yeterdi. Ben aslında Fırat Bey'i görmek için gelmiştim. Fırat gecikir biraz. Yani yorgundur muhtemelen. Dün gece biz birazcık çalıştık da. O yüzden. Sen de burada bekleme istersen. Yani odama geçelim. Çay var, kahve var. Sonra sıcak samimi bir sohbet ve komik olmayan saçma sapan espriler.
Yani hepsi var. Olur. Olur. Tamam. Hayrola bu arada, siz Fırat'la ne için görüşecektiniz? İş mi? Yok, işle ilgili değil. Anladım. İş değilse o zaman geriye çok fazla bir seçeneğimiz kalmıyor. Elif'le mi alakalı? Nereden biliyorsun? Çok popüler bir konu aşk. Biz de dün gece konuştuk biraz Fırat'la. Neden yaptığını anlattım mı sana? Ne dedi? Niye aramıyormuş? Yani aslında arayamama gibi bir şey değil de... sanki söylemek istediği bir şeyler varmış da... söyleyemiyormuş gibi konuştu. Ya herkesin ortasında aşkını ilan etti. Daha neyi söyleyemiyormuş? Birden ortadan kayboldu. Telefonlarını açmıyor kızın. Mesajlarına cevap vermiyor. Geri de dönmüyor. Bak. Bu durum Elif için çok zor. Hakan'dan sonra tekrar birine güvenmeye başlamışken... Alper, eğer sana bir şey dediyse lütfen söyle. Yani çok aşık olduğunu, çok sevdiğini söyledi ama yani bilmiyorum, ben de anlamadım. Neden böyle yapıyor peki? Ben istersen bir kez daha yoklarım. Gerçekten yapar mısın? Senin için pek çok şey yaparım. Ama sen henüz farkında değilsin. Buraya geldiğimden Elif'in haberi yok. Eğer duyarsa parçalar beni. Ama sen de benim için bir şey yapacaksın. Ne gibi bir şey? Balık. Bu öğlen Boğaz'da. Bir saat sonra. Biraz işim var çünkü. Tamam, anlaştık. Senin ne işin var burada? Elif bitti, şimdi sıra sende mi? Ay, gerçekten köpek balıkları gibisiniz ya. Elif, Fırat'ın, sen de Alper'in etrafında böyle dolaşıyorsunuz. Hayır, ne kadar büyük bir parça koparırsam kârdır diye ben. Hı? Bana bak. Ben Elif gibi kibar olmam. Senin o saman saçlarını elime doladığım gibi bütün İstanbul'u sürüye sürüye dolaştırırım. Alper o büyük aşkından bahsetti mi sana? Yıllardır peşinde koştu. Aşkından deli divane oldu o kadından. Hı? Hayır yani böyle bir aşkın gölgesinde yaşamayı kendine yedirebiliyorsan sen bilirsin. Özel bir mesele Sude'cim. İkimizin arasında ne oldu? Bir şey mi oldu? İkinizin arasında... Ay Alper, o şapşala kadar düştün mü ya? Sude, birincisi sözlerine dikkat et. İkincisi, kıskanacaksan da git başka yerde kıskançlık krizine gir. Üçüncüsü, dünyanın artık senin etrafında dönmediğini kabul etsen iyi olur. İzin verirsen çalışmam lazım. Ayhan Bey, ne gerekiyorsa yapın. Olur abiciğim. Efendim Alper. Şirkete gelmiyor musun? Hayır. Biraz önce Fulya geldi şirkete. Seninle görüşmek için. Ne dedi? Elif'i aramıyor musun? Geri de dönmüyor musun? Yani pek iyi değilmiş Elif. Alper, ben bugün Elif'le konuşacağım.
Girebilir miyim? Tabii. Otursana. Fırat. Özür dilerim. Telefonlarına bakmadığım için. Sorun değil. Yani bizim yüzümüzden zaten işlerini ihmal ettin. Yani öyle bir şeydir değil mi? Şirkette bir şey mi oldu? Süreyya Hanım'la olduğu gibi. Hayır. Şirkette bir sorun yok. O zaman Dila, Ümran Hanım iyiler mi? Yoksa babana mı bir şey oldu? Öyle bir şey değil Elif. Öyle bir şey değilse ne o zaman? Niye böyle yapıyorsun? Güneş'le beraber saatlerce seni bekledik. Küçücük elleriyle hamurlar açtı sana kahvaltıya gelirsin umuduyla. Mesaj atıyorum, mesajıma da cevap vermiyorsun. Gelemeyeceğim, istemiyorum demek bu kadar mı zor? Elif, istiyorum. İstiyorum, istemez olur muyum? Bu hayatta en çok istediğim şey Güneş ve sensin. Ama yapamadım. Ne demek yapamadım? Elif. Ne oluyor Fırat? Elif, anlatamıyorum. Anlatamıyor musun? Aşkından deliren bir adamın, herkesin içinde aşkını ilan eden bir adamın aşık olduğu kadına anlatamayacağı şeyler mi var? Hani nerede dürüstlük? Bu mu aşk? Hayır. Ne o zaman Fırat? Ben sana aşığım demedin mi? Ben sensiz yapamıyorum demedin mi sen bana? Benden bize bir şans vermemi istedin. Tamam dedim. Tamam. Ama beni üzme dedim sana. Sen de asla demedin mi? Daha en başından, daha ilk günden konuştuğumuz sözler daha şurada, şu odada duruyorken neden böyle yapıyorsun? Neden böyle davranıyorsun şu an bana? Güneş yüzünden, Elif. Güneş'le ne ilgisi var? Güneş Dila'nın kızı. Ben de Güneş'in dayısıyım. Kaza yaptığı gece öğrendim ben de Dila ile Hakan'ın ilişkisini. Sonra onlar tartışıyordu. Hakan beni gördü. Korkup kaçmaya başladığını düşündüm. Peşine düştüm. Dila'yı o kadar uzun zamandır arıyordum ki tek niyetim ona neden diye sormaktı. Neden böyle bir şey bana yaptığını sormak istedim. Sonra Hakan o kazayı yaptı.
Elif, benim elimden hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey yapamadım. Sadece ambulans arayabildim. Başka hiçbir şey yapamadım. Ama inan bana, Güneş'in o arabada olduğunu bilmiyordum ben. Hatta Güneş'in varlığından bile haberim yoktu o ana kadar. Zaman sustun mu? Sen bunca zaman bana hiçbir bir şey söylemedin. Gözlerimin içine baka baka bana yalan söylemeye devam ettin. Hayır. 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 Elif, uzunca bir süre ben de bilmiyordum Dilan kız olduğunu. Bak, şüphelendim, tamam mı? Ona sordum, her seferinde bana bir açıklaması oldu. Hayır dedi, Güneş benim kızım değil dedi. Sonra öğrendim. Öğrendiğimde de... Yani öğrendiğinde ne? İstedim Elif, anlıyor musun? Sana söylemek istedim. Ama Güneş senin yanında o kadar mutluydu ki. Korktum, sizi paramparça etmekten korktum. Sonra ben sana aşık oldum. Bu sefer de aşkım için sustum. Seni ve Güneş'i kaybetmekten korktum. Şimdi daha mı iyi oldu? Şimdi daha mı iyi oldu? Gözlerimin içine baka baka yalan söylüyorsun. Sürekli yalan söylüyorsun. Yalan söyledim, yalan söyledim sana. Sözümü tutamadım. Ama aşkım gerçekti. Sana söylediğim her şey gerçekti Elif. Güneş benim zaten ailem. Sen de benim ailem ol istedim. Ben yalnızca bunu istedim. Asla. Asla böyle bir şey olmayacak. Sen de ailen de bizden uzak duracaksınız. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Çık git bu evden. Senden nefret ediyorum. Olsun, seni sevmeye devam edeceğim. Hayır. Sevdin mi orayı? Güzelmiş. Gerçi yol kenarında bir dürümcü de olsa fark etmezdi. Seninle olduktan sonra. Ne yiyeceğine karar verdin mi peki? Hı? Pardon, ne diyordu? Anladığım kadarıyla yemekten daha önemli bir şeyler var. Ne oldu Fulya? Aklına takılan şey ne? Aklıma takılan şey...
senin yıllardır aşık olduğun, vazgeçemediğin, peşinde deli divane olduğun o kadın. Sude ile mi konuştun sen? Aslında o benimle konuştu. Anladım. Bak, oradan bakınca nasıl göründüğünün farkındayım. Yani madem başka birine aşıksın, o zaman benimle neden ilgileniyorsun diyorsun. Pek de haksız sayılmam, değil mi? Öyle. Ama şöyle derler. İnsan ilk kez aşık olduğunda yaşadığının ne olduğunu anlamazmış işte ilk öğretimde, lisede. O yüzden de kolayca unuturmuş. İkinci kez aşık olduğunda tutkusu gözlerini kör eder. Vazgeçmesi çok daha zor olurmuş. Öyle sürekli hata üstüne hata yapar. Kendini rezil etme pahasına sersefil olurmuş. Ama üçüncüsünde neyin ne olduğunun farkında olurmuş. Yani öyle aşık olmanın basit bir kalp çarpıntısından ibaret olmayacağının farkına varırmış. Ne öneriyorsun? Hayır, 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 hayır. Hiçbir şey böyle görmemeli. Aferin. Hülya ne oluyor? Bak, Elif'i o Fırat ağlattıysa seni de parçalarım, haberin olsun. Ne diyorsun Hülya? Thank you.
Canım. Bir tanem. Gel şöyle geçelim. Canım. Anlat hadi, ne oldu? Fırat. Buradaydı değil mi? Ne oldu? Ne dedi? Niye aramıyormuş? Niye geri dönmüyormuş? Güneş. Güneş mi? Ne alaka? Güneş yüzünden mi böyle uzak duruyormuş? İyi de Güneş'i çok seviyor. Seviyor. Ama dayısı olduğu için... Dilan'ın çocuğuymuş. Ne? Fırat'cığım. Abi ne oldu, iyi misin sen? Benim diyetimdi bu. Ben ödedim. Kendi ipimi kendim çektim. Elif'e her şeyi anlattım. Her şeyi anlattım derken? Nasıl yani? Bundan sonra tek bir sır yok Dila. Tek sır olmayacak hayatımızda. Sen de merak etme anne. Senin kendi oğlunu tehdit edebilecek kadar küçüldüğünü söylemedim. İstediğin oldu. Elif artık benden nefret ediyor. Şimdi... bana güvenmesinin ve inanmasının acısını çekecek kendi içinde. Ve bir gün acı geçecek. Güneş'le mutlu hayatlarına devam edecekler. Eğer ikinizden biri bu hayata dokunmaya kalkarsa onların mutluluğunu elinden almaya kalkarsa yemin olsun, ikinizin de hayatını cehenneme çevir. Diyeceğimi bilemiyorum Elif. Şok içindeyim ya. O kadına ne demeli? Bunca zaman gözümüzün içine baktı. Biz dışarıda petek diye ararken o dibimizdeymiş ya. Kılı kıpırdamadı bu kadının. O kadın, o Dila bu eve girdi ya, evime kadar girdi ve Fırat bana hiçbir şey söylemedi. Ya bu nasıl bir şey ya? Her şeyi yalanmış. Aşkı da sevgisi de her şeyi yalanmış. Canım. Ama unutma. Bu işin güzel bir tarafı da var. Güneş. Güneş. Oh, Güneş'im benim. Furya, ben onu gidip alacağım. Eve getireceğim. Hayır bak. Bu gece bizde kalsın. Sen kendini düşün. Azıcık toparla. Yarın uyandığında her şey daha güzel görünecek gözüne, inan bana. O benim yanındayken ben daha güçlüyüm. Onu yanımdan ayırmayacağım ben. Thank you.
Ben geldim. Güneş. Ne oldu? İyi misin? Siz çıkmadan yetiştim neyse ki. Aslında demin kreşten öğretmeni geldi, eşyalarını getirdim dedi. Sonra bir anda böyle oldu. Annen miydi gelen? Aa, Güneş? Güneş ne yapıyorsun? Kim olduğunu biliyordum. Kim bilir sana neler yaptı da hiçbir şey söylemedin. Şahane bir gün valla. Her gün böyle olsun istiyorum. Şansını daha fazla zorlama istersen anne. Ne oluyor? Sakin ol, konuşalım, oldu mu? Dilara anne! Elif, sakin. Çekil! Elif, lütfen sakin ol, konuşalım. Mehveş, ara Vedat'ı gelsin, atsın şunu. Mehveş, sakın bir adım da atma. Elif. Çık dışarı! Elif sakin. Karşılaştık. Ve tek. Ne
Elif, aç kapıyı konuşalım. Ne oldu? Korktun mu? Güneş de böyle mi korkuyordu senden? Hiçbir yere gidemezsin. Anne! Ne bekliyorsun? Kırsana şu kapıyı. Aç şu kapıyı Fırat. Hayır. Ne demek hayır? Aç dedim sana. Açmayacağım anne. Açmayacağım. Aklından bile geçirme. Cevaplarımı almadan buradan kimse çıkmayacak. Anne, açmayacağım. Ne demek açmayacağım? Burası benim evim. Anne, Elif'in bazı cevaplar almaya hakkı var, tamam mı? Bırak konuşsunlar. Hayır, konuşmayacaklar. Eşkıya gibi kimse benim evime giremez. Bu kadar. Kır şu kapıyı ya, kır. Anne, hiç kimse bir şey yapmayacak. Ben de, sen de, Mehveş de. Konuşacaklar, o kadar. Ya konuşmazsam? Merak ettiğin hiçbir şey anlatmazsam? Ne olacak? Ne yapabilirsin ki? Sen aldatıldın mı hiç? Aldatılmış kadının öfkesinin nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? İnan bana, sen bile görmek istemezsin. Şimdi otur şuraya. Mehveş, konuşacaklar. Şimdi bana her şeyi anlatacaksın en başından. Dinliyorum. Tamam. Madem bu kadar çok istiyorsun, anlatacağım. Düşündüğün gibi bir şey değildi. Tek gecelik bir şeydi. Hamile kaldığımı anladığımda da artık çok geç olmuştu. Hakan'dan başka arayacak kimsem yoktu. O da zorunda hissetti herhalde kendini. Sevmiyor muydu yani seni? Aşık değil miydi? Aşk mı? Hiç öyle bir şey olmadı ki. Tipim değildi zaten. Ama hani bazen böyle olur ya, anlık bir çekim, tutku falan. Bilirsin işte. Bilmem. Peki ben? Biliyor muydun evli olduğunu? Hiç saklamadı ki. Ne zaman fırsatını bulsa senden bahsederdi. Sinir olurdum. Ama bir tek seni sevdi o. Benim yanımda olmasının tek sebebi Güneş'ti. Hatta kaza günü Güneş'i sana getirmeye geliyordu. Yalan söylüyorsun. İster inan, ister inanma, umurumda değil. Zaten artık önemli de değil. Peki Güneş? O da umurunda değil, değil mi? Senden nefret ediyor. Senden korkuyor. Ne yaptın ona? O güzelim çocuğa ne yaptın? Annemden ne gördüysem onu yaptım Elif. Yapmak zorunda değildin. Annen sana böyle davrandı diye Güneş'in hayatını kabusa çevirmek zorunda değildin. Sen kötü bir anne olmayı seçtin. Evet, ben kötü bir anneyim.
ona iyi bakamadım. Ama ne yaptım? Senin yanında kalmasına izin verdim. Anlıyor musun? Ben izin verdim. Ben izin verdiğim için Güneş senin yanında. Ben izin verdiğim için sen şu an böyle annecilik oynuyorsun. Sen ister izin ver, ister izin verme. Onu bir daha korkutmana, onu bir daha incitmene asla izin vermeyeceğim. Onu kendi kızım gibi koruyacağım. Duyuyor musun beni? Bir annenin yapması gerektiği gibi. Senden nefret etmiyorum biliyor musun? Sana acıyorum. O kadar sevgisiz kalmışsın ki. Ne sevmeyi biliyorsun ne de sevilmeyi. Hayatın boyunca yalnız kalacaksın. Hayatın boyunca sevgisiz kalacaksın. Bir çocuk doğurmuşsun. O bile sevmiyor seni. Hayatımı mahvettiniz. Ya sen? Bir de utanmadan evime geldin. Bana sorular sordun, yakınmışız gibi davrandın. Ben ne yaptım? Sana da güvendim. Ne kadar da çok birbirinize benziyorsunuz. Benden de, kızımdan da uzak duracaksınız. Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Böyle çekip gitmesine izin mi vereceksiniz? Dila! Bırak! Gel buraya! Böyle bitmez. Elif! Yukarıda söylediklerime hemen inandın değil mi? Senin sorunun bu işte. Söylenen her şeye hemen inanıyorsun. Sonra da yok bana yalan söylediler. Aman beni kandırdılar. Başka bir şey söylesem ona da inanacaktın. Ne saf bir şeysin sen ya. Ne saçmalıyorsun sen? Hakan bana deliler gibi aşıktı. Senin içinde ne derdi biliyor musun? Tutucu, renksiz bir gençlik hatası. Ama ne yapsın? Borçlu hissediyordu kendini sana. O İtalya'da okurken okusun diye çalışmış mısın ne bir şeyler? Borçlu olduğunu hissettiği için bırakamıyordu seni. Dila yeter. Sen benim anneliğimi sorgulayacağıma önce kadın olsaydın da kocana bir çocuk verseydin. Belki o zaman her fırsatta senin yanından kaçıp benim koynuma girmezdi.
Senin sevdiğin kadın bu işte. Gördün mü? Daha fazlasını hak ettin Dila. Tokat attı bana ya, tokat attı. Sakin ol. Ya sakin falan olamam ben. Bir de karşıma geçmiş. Yok sen sevemezsin, yok sen canavarsın. Ya anne olamamış, çocuk doğuramamış. Benim anneliğimi sorguluyor, hadsiz. Sakin ol ve otur yerine biraz. Kadın eve gelmiş, kızına demediğini bırakmamış. Üstüne bir de tokat atmış. Ben mi sakin olacağım anne? Gitmeseydin arkasından o zaman. Ben mi suçlu oldum şimdi yine? Bu kadını mahvetmemiz lazım. Yana bırakmayacaksın değil mi yaptıklarını? Mahvedeceksin değil mi o kadını? Elinden her şeyi alacaksın değil mi anne? Ha? Hiçbir şey yapmayacağım. Ne sen, ne ben, ne abin hiçbir şey yapmayacağız o kadar. Anne! Sus! Ben abinle bir anlaşma yaptım. Ve o anlaşmaya uyacağım. Bu kadar. Sen de uyacaksın. Şimdi yukarı çıkacaksın, elini yüzünü yıkayacaksın. Hiçbir şey olmamış gibi üçümüz akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Anladın mı beni? Ve o hafızandan sileceksin. O kadını da sileceksin, o kızı da sileceksin. Bu kadar. Hiç yokmuş gibi, hiç olmamış gibi. Ne yani? Siz ikiniz anlaşma yaptınız diye. Ben kendi kızından ayrı mı kalacağım? Evet. Dila yeter. Şimdi mi aklına geldi bir çocuğun oldu? Ha? Kıza ne yaptıysan korkudan yanına yanaşamıyor senin. Bak. Artık bu işin peşini bırak. Güneş Elif'in yanında mutlu. Bırak mutlu mutlu yaşamaya devam etsinler. Lütfen. Elif haklıymış. Hiçbiriniz sevmiyorsunuz beni. Hiçbiriniz. Başında söz verdiğim gibi. Filip sana aşık olarak kalacağım. Ölümlü kadar. Hakan bana deliler gibi aşıktı. Senin içinde ne derdi biliyor musun? Tutucu, renksiz bir gençlik hatası. Kızınız için endişe etmeyin. Kızınızın durumu iyi. Sen benim anneliğimi sorgulayacağına... Önce kadın olsaydın da kocana bir çocuk verseydin. Ve bu son tahlillere göre de bir çocuk sahibi olmanız mümkün değil. Elif, ben sana aşığım. Değerli dostlar, annem, müstakbel gelinim Elif demek istedi. Bize bir şans ver. Kadın bir adamı ne kadar sevebilir? Ne yapar 10 senedir bir yalanın içinde yaşadığını öğrendiğinde? Söylenen tüm o aşk sözlerinin... ...kendini iyi ve güvende hissettiren her anın bir yalandan ibaret olduğunu anladığında... ...kadın nasıl nefes alır? Bunun kendi hikayesi olduğunu anladığında, hikayesini onun adına yazmaya çalışanların elinden kalemi alıp kendisi yazmaya başladığında, bu benim hikayem
Şimdi her şeye yeniden başlamak zorundayım. Uçalım mı? Peki hadi uçalım o zaman. Çıkaralım. Güzelim benim. Bir süre binicilik dersine gidemeyeceğiz. Öyle olması gerekiyor. Bazen hayatta istemediğimiz şeyler olabiliyor. Tamam mı? Olmaz Güneş. Lütfen ısrar etme. Olmaz. Tamam mı? Gel buraya. Sütünü içeceksin. Hadi. Geçer misin yatağa? Hadi. Lütfen ısrar etme. Hadi güzelim. Al sütünü de. Kontrol edeceğim. Bitecek bu süt, tamam mı? Fırat'cığım, yemek hazır. Hadi gel oğlum.
Niye inmediler hala? Yani ben söyledim ama cevap bile vermediler. Servis yap bana o zaman. Çorba içmeyeceğim. Niye karşımda dikiliyorsun? Lokmanı mı sayacaksın? Yok, şey... İyi misin? İyiyim. Neden kötü mü olmam gerekiyor? Yani ne bileyim, bir sürü şey oldu. O kadın kapıya geldi. Sonra... Sonuca bakacaksın Mehveş. Olay büyümeden gitti bitti işte. Skandala da dönmedi. O kadın ve o çocuk hayatımızdan çıktı mı? Çıktı. Daha ne olsun? Peki bir şey yapmayacağım. Ne yapıyorsun Mehveş? Ne yapıyorsun sen şu an? O senin kızın. O da senin torunun. Birazcık sevmeye çalışsan, biraz anlamaya çalışsan. Mehveş, sen benim akranım değilsin. Böyle masaya oturup bana ders veremezsin. Çık git, mutfağa mı gidersin? Ne yaparsan yap ya. Ne kadar kolay unutuyorsun. Sevdiğin seni terk ettiğinde sen kimin omuzunda ağladın? Başın ne zaman dara düşse kimin yanına geldi? O zaman kardeşindim. Şimdi dış kapının dış mandalı oldum, öyle mi? Hiçbir yere gitmiyorum. O zaman da buradaydım, şimdi de buradayım. Senin bu söylediklerin benim ağrıma gitmez. Ama Dila senin kızın, Fırat senin oğlun. Böyle yaparak onları yüreğinden kovuyorsun. Yapma bunu. Kimsin sen? Tehdit mi ediyorsun beni? Bizim sırrımız mühürlü. Onu hiç kimseye söylemem, bunu biliyorsun. Ama seni yalnız bırakırım. Yapayalnız. Çiçeklerinden başka da sohbet edeceğin, dertleşeceğin hiç kimsen kalmaz. Onlar da sana zaten cevap veremez. Hiç umurumda bile değil. Sen bu aileden biri mi olmak istiyorsun? O zaman onlara söylediğim gibi sana da söylüyorum. Bir daha bu evin içinde ne o kadının ne o çocuğun adı geçmeyecek. Bu kadar! Mahvettin yemeğimi. Bu tam benim yapacağım hareketmiş yalnız. Ev basmak. Bravo. Yaptığımdan mutlu olduğumu sanma Fulya. Ben sadece biliyorum canım. Sen sadece aklındaki soruların cevaplarını bulmak için gittin. De peki ne oldu? Yani soruların cevaplarını bulabildin mi? Rahat etti mi için? Belki de hiç cevabını alamayacağım soruların peşini bırakmalıyım. Ama oradan çıktıktan sonra ne oldu biliyor musun? Her şeyi arkamda bıraktığımı hissettim. Fırat'ı da mı? Her şeyi. Elif, ya onlar seni bırakmazlarsa? Ne demek o? Yani... Ümran Hanım, Dila, ya Güneş'i senden almak isterlerse? Olmaz öyle şey. Vermem ki. Güneş resmi olarak benim çocuğum. Benim üzerime. Alamazlar ki. Alamazlar değil mi? Yani o kadın ayrı bir manyak. Dila desen tam bir deli. Yani bu manyakların ne yapacağı belli olmaz. Ya ne yaparsa yapsınlar. Güneş benim çocuğum. Onu kimseye vermem ben. Evet, ben doğurmadım, ben emzirmedim ama o benim kızım. Canım benim, biliyorum. Ben sadece yani neyle karşılaşacağını gör diye söylüyorum. Ben bir annenin çocuğunu seveceği kadar seviyorum onu. Belki de daha fazla, o da beni seviyor. O benim kızım. Canım benim, evet biliyorum. Onun annesi olmam için illa onu doğurmam mı gerekiyor benim? Hayır. Bence onu benden almasınlar. Her
herkesin karanlığı kalbinde.